Kadınlar kadın olduklarından kaynaklı hem ev işi hem de evdeki dıştaki rolleri aslında hiç bitmeyen ve katmerleşen ve bir o kadar da aslında işin muhatabının kendisine dönüştürdüğü bir süreçlerle yüz yüze kalmış oluyorlar. Hal böyle olunca da aslında kadınların sorunları sürekli büyüyerek, bir kar topu gibi büyüyerek karşısında geliyor. Bunun en basitinden aslında yerel yönetimlerle başlayıp, yani yerelde kendi evinin içindeki çalışmasıyla dışarıdaki yaşadıkları sorununla bir bütünen olmasıyla birlikte genele hitap eden sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu da toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı yaşadıkları her türlü şiddetin, ayrımcılığının kadınlar üzerinde vücut bulmasına sebep oluyor. Burada kadınların kendini ifade edebilecekleri alanların varlığını ve yokluğunu da gözlemliyoruz sahada. Biz kadınların kendi yaşamlarına müdahale ettiklerinde nerede değişimin, nerede dönüşümün gerçekleşebilmesi gerektiğini de gözlemliyoruz. Ve bunun kendi çalışması içerisine de baktığımızda birçok çalışmanın aslında kadınları düşünerek yapılmadığının farkına varıyoruz. Bunu kadınlar kendi ağızlarına birebir belirttiklerinde de birçok alanın kendilerine ait olmayarak sadece eve hapsolan ve aile kavramıyla bütünleştirilmeye çalışılan bir kadınla karşı karşıya ne yazık ki kalınıyor. Şu an itibariyle de aslında kadınlar kendi yaşamlarını, kendilerini ifade edemedikleri gibi kendilerini de kendi yaşamlarına da yön veremediklerini gözlemliyorlar. Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri biz kadınlara o kadar çok daha fazla yüklenmiş ki bu roller evin dışındaki hayat sadece erkeğin hayatıymış gibi şekillendirilen ve evin içindeki hayat da kadına sadece verilen bir rol olarak benimsendiğinde aslında o dışarıdaki yaşamda müdahil olma, yaşamda kendini ifade edebilme yollarının da kendilerinin normalleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu da kadınların yaşam profillerine, kendilerini ifade edebilecekleri alanlarda da geriye çektiğini gözlemleyebiliyoruz. Bizim çok kısa süreli içerisinde aslında yaptığımız birçok çalışmalarda örnek verirsek, çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler üzerine yaptığımız bir mahalle çalışmasında kız çocuklarının erken yaşta okullardan alınarak aslında kendilerinin o kadar çok rollerle büründürüldüğü için kendi 16 yaşında, 17 yaşındaki evliliklerin normalleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunu daha çok işte Roman toplumlarında da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Kürt nüfusunda da bunu görebiliyoruz. Türk toplumunda yörük bir kadında da bunu görebiliyoruz. Mersin hani kozmopolitik bir yapıya sahip ama kadının kadın olması asla değişmiyor. Kadının kendini... Yaş grupları hiç değişmiyor. Çünkü şiddet görebilmesi toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı meşrulaşmış bir konumda. Yine biz bir çalışma yaptık. Kadınların yerel yönetimlere aktif katılımı ile ilgili yaptığımız 10 mahalledeki çalışmada çeşitli sorular sorduğumuzda aslında kadınların bu 514 kadına ulaşmıştık ve bu 514 kadının tek ağızdan söyledikleri şey biz kadın olarak yaşadığımız sorun ya da şiddet asla değişmiyor. Biz evde de psikolojik sorunları çok rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Kaba dayağı da çok yaşayabiliyoruz. Şiddetin her türlü ekonomik şiddeti de çok rahatlıkla görebiliyoruz demeye başlıyorlar insanlar kendilerini güvende hissettikleri zaman. Siyaseti doğru tanımladığımızda kadın ve erkeğin eşit rollerde aslında bu çalışmayı yürütebileceği konumunda bakarken ilk tarihlere baktığımızda siyasetin çıktığı dönemlere baktığımızda işte Roma dönemlerinde siyaset biraz daha böyle aktif önmeye başladığında kadınlar çok söz sahibi değildi o dönemlerde. Hani daha çok kadınlar kölelerle birlikte değerlendirilirdi. Seçme ve seçilme, işte savaşta gibi konumlarda değerlendirilmiyordu. Duygusal duygulara bağlandığı düşünülerek yapılmıyordu. Ama biraz o dönem süreçleri içerisinde tabii tarih var olduğu sürece kadınların devrimsel nitelikteki çalışmaları, kazanımları hiç yabana atılacak bir konumda değildi işin doğrusu. Ama ben sadece hani siyaset boyutundaki kadınların rolü o dönemlerde biraz daha geriye çekilmeye başlansa bile siyaset yapan erkeklerin yanında bugünkü deyimle first lady kelimesi kullanılarak aslında yapılmaya çalışılan, işte erkeğin yanında gösterilme olarak görülen bir kadın figürü vardı.